Zaniolo tabii ki hem Galatasaray'ın hem de Sportoto Süper Lig'in çok önemli transferlerinden bir tanesi oldu. Mario Jardel'den sonra yine hem Galatasaray'ın hem e, Sportoto Süper Lig'in en yüksek transfer ücreti bakımından ikinci sıraya yerleşen ismi oldu. Bon servis diyelim tabii. Tabii tabii bon servis ücreti açısından söylüyorum. E, o açıdan e, Zaniolo e, ses getiren bir transfer ve Galatasaray'ın da tabii ki 22 yaşındaki bu ismi hem kullanma hem de ilerleyen zamanlarda Yıllarda diyemiyorum, belki de e, yıl sonunda da bir teklif olabilir. Satma planı var. Var tabii ki bir plan ama yani tabii hepimizin hafızasında bir zanyolu var. E, ama bir de son senesindeki zanyolu var. Yani buraya ben biraz odaklandım. Çünkü son dönemleri çok önemli bir referanstır. Tek Doğru. başına bir şey teşkil etmez. Çünkü burada oynadığınız oyunun, oyuncunun mental anlamda hazır olup olmadığının... Ee, çok fazla parametre var dikkat etmemiz gereken ama ben çok ciddi referans teşkil edeceğini düşünüyorum ama Zanialo'nun son performansları Mourinho'nun da etkisi var bunda ee, iyi bir performans performans gösterdiğini söyleyemem Roma'da ee, ve sadece oyunla ilgili değil aynı zamanda yaşadığı sakatlıklarla ilgili çapraz sakatla özellikle e, yaşadığı iki sakatlık var işte 13 Ocak 2020 çapraz kopartıyor ee, 3 Temmuz 2020 170 günde sahaya dönüyor. Yani 6 aydan daha kısa bir sürede e, tekrar idmanlara başlaması vesairesi bu sonrasında da zaten 3 ay sonra bir daha kopartıyor. Yani burada sanki oyuncunun futbol oynama arzusu e, doktorların isteğinin önüne mi geçti ya da tam tersi mi oldu yanlış tedavi de uygulanmış olabilir. Bu her yerde olabiliyor maalesef sadece e, dünya futbolunun önde gelenlikleri olarak bakmamak lazım bazen her yerde. E, tıbbi anlamda da hatalar yapılabiliyor e, ve bu oyuncunun bence biraz e, geriye gitmesine fazla sebebiyet vermiş. Özellikle bunu e, sakatlık sonrası dönemlerinde yakınen hissettik. E, burada ne yapar? Burada avantajı Okan Hoca. Yani orada Mourinho ile çalış ben hani e, tabii ki dünya futboluna damga vurmuş bir dönemi vardır Mourinho'nun ama son dönemde e, çok modern anlayışların hocası olduğunu düşünmüyorum Mourinho'nun. Çok seveni var, saygısızlık etmek de istemiyorum buradan ama e, ve yıldız diye tabir edeceğimiz ya da yıldız potansiyeli olan isimlerle çok iyi anlaştığını özellikle son dönem için söyleyemiyoruz. Doğru. Şimdi Zanniolo bu noktada biraz daha bazı oyunculara bebek gözüyle bakman lazım. Yani büyümemiş, olgunlaşmamış. Mesela Chelsea'deyken Salah'ın e, gençliğiyle de çok iyi anlaşamamıştı. E yani bunların totali… Yani bunları topladığın zaman e, zannediyor da haklı olduğu mutlaka yerler vardır ama İtalyan gazeteci birkaç arkadaşımızla konuştuğum zaman çok olumlu şeyler duyamadım maalesef. Yani mental anlamdaki problemleri ki bunu teyit eden... Ocak ayında aldığı bir depresyonla ilgili bir rapor var. 8-9 günlük bir rapor oluyor ama tükenmişlik sendromu diye adlandırdığımız. Geçen sene konferans finalinde tek golü Zaniolo attı Roma'ya kupayı getirdi. Aslında sezon çok iyi kapandı Zaniolo için ama hı hı. bu sezon iyi başlamadı. Roma taraftar da şimdi çok uzun yıllardır böyle... E ee, belki Totti'den itibaren diyelim biz ona böyle beri. Totti 20 ve De Rossi'den beri tabii Totti ve De Rossi'den beri 20'li yaşlarından gelen bir yıldız kulüp yetiştirmediği için Zaniolo'ya bambaşka bir gözle baktılar. Bu sezon Zaniolo istediği performansı ortaya koyamayınca Zaniolo evini çünkü ölüm tehditleri almaya başladı ve evini Roma şehrinin dışına kadar taşımaya e, giden olaylar yaşandı. Şimdi tabii böyle bir oyuncunun e, açıkçası çok iyi bir ruh halinde olduğunu beklemek şüphesiz kolay değil. Ama buraya gelince ben işlerin değişeceğini düşünüyorum. İstanbul'da işlerin daha farklı olacağını onun için düşünüyorum. Ya burada bir rehabilite sürecine girmiştir bile. Onu söyleyebilirim demene, çünkü demene. hem karşılama hem buradaki ihtimam ona bazen hayatta sana seni değerli hissettirecek adamlara ihtiyacın olması lazım. Herhangi bir adam muamelesi görmeyi hak etmediğin anlar olur hayatta. Yani herhangi bir adam olmadığını sana karşı tarafın hissettirmesi gerekir. Ve ya şöyle söyleyeyim, unutulan bir adam oldu aslında Zanlıoğlu. Herhangi bir adam muamelesi gördü. Burada herhangi bir adam muamelesi görmeyecek. Biraz daha istekli tavırları ondan gelirse zaten Okon Hoca da e, bence ona bir kucak açacak. Ve rehabilite anlamında da Okon Hoca'dan, yani Okon Hoca'yla çalışacak olması onun için bence büyük avantaj. Çünkü yani mevcut yıldızlarla Okan Hoca'nın çalışma temposunu ve onlardan aldığı verimi göz önüne alırsak Okan Hoca'nın hedefinde şu yok. Yani takımı yüzlük hale getireyim değil. Oyuncuların kendi yüzlerini bulmasını sağlıyor hoca. Yani şimdi e, sallıyorum tamamen e, kim diyelim Patrick Van Aanholt'la e, Marcos Alonso'nun yüzü bir değildir değil mi? E, tabii. Yani hoca da burada Oyunculardan ki Nelson'dan bir yüz çıkartıyor. Yani sonra iyi bir performans gösterdi. Formu arttırmaya başladıktan sonra. Abdülkerim bence kendi yüzünü buldu. Ya yani çünkü hatasız oynaması, oyun kurması. Icardi belki o noktada ben hala %50 ile falan oynadığını düşünüyorum. Yani %50 ile bunları yaptığını düşünüyorum. Daha hazır olan hali bence başka bir şeyi gösterecek. Ee, Raşista'dan belli bir dönem yüzünü buldu. Şimdi Zanyola'da da eğer yüzde sekseni falan zaten bulursa Galatasaray büyük kazanç. Ama onun buna adım atması gerekiyor. Bunu yapabilir mi? O mental anlamdaki sıkıntıyı giderebilir mi? Sadece Okan Hoca olmasından dolayı ben olumluyum. Ama başka bir hoca olsaydı Okan Hoca yerine bu kadar olumlu konuşamazdım. Çünkü Okan Hoca'nın hayata bakışı çok pozitif. Yani belki idmana çok suratı asık bir şekilde gelen adama da Güler yüzle davranabilen ama farklı bir şekilde gelen adama da aynı şekilde davranabilen bir yüz. Tabii futbolla ilgili anlatamıyoruz maalesef. Yoksa oyuncunun özellikleri anlamında olumlu şeyler tabii ki söyleyebiliriz ama son dönem izlediğimiz oyunda çok top kaybetmesi bende çok soru işareti. Ama bunu sadece şununla açıklayabiliyorum. Fizik kalite çok düşmüş çocukta. Bunu yükseltmesi lazım acilen. Kolay acılı. değil. iki kere çapraz var ve hani Kolay değil. E, geri döndükten sonra 3 ay sonra onu yaşamak bambaşka bir psikoloji gerçekten. O yüzden Türkiye'de sağlıklı olması da bence belki de lisenin başına yazılacak ilk şey onun için. E bir de tabii 11 Mart'a kadar da Galatasaray'ın resmi maç yapmaması Doğru. orada bir iyileşme süreci de oldu onun için. Yoksa Galatasaray'a sakat geldiğini hatırlatalım. Yeni yeni toparladı ama sen demin çok değerli bir statistik verdin. Ben bilmiyorum. Konferans ligi finalinde Feyenoord'a gol atan isim diyorsun. Doğru. Golü hatırladım etçarp bir golde şimdi. Şundan dolayı ben bizim ligimizdeki her spektaküler transferde şöyle şeytan avukatını yapayım. Fan Percy Fenerbahçe'den başka isteyen yoktu. Falcao Galatasaray'dan başka isteyen yoktu. Delle Ali Beşiktaş'tan başka isteyen yoktu. Ama şimdi Zaniola'ya Bornut 25 milyon euro parayı verdi. Hatta Roma kabul etti oyuncu. Evet kabul etmedi İngiltere'de e, Championship'te oynama e, gibi bir durum da, risk de e, olacaktı. Ve e, senin demin verdiğin istatistik 9 ay önce kupayı getiren gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Süre olarak hala dönüş şansı var. Yani Arda Turan dönemedi. 2,5 3 sene çünkü. Tabii. Yüksek seviyeden e, uzak kaldı. Bir de yaş anlamında da 25 yaş altı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yetenek e, sonuçta orada hala var. Bir de yetenek şöyle özetleyelim. 1.90'lık bir oyuncuya göre değişik meziyette yetenekleri var. Daha farklı profil. E Galatasaray'da öyle bir yapı var ki herkes buna olumlu etkilendi. Nedir? E Kerem Aktürkoğlu Mertens ve Icardi ile oynayınca yaptığı tabela ortada. Doğru. Barış Alper bütün büyük maçlara damgasını vurdu Beşiktaş Fenerbahçe maçları. E hem skor anlamında hem oyun gücü anlamında. E son Trabzonspor maçı Yunus girdi bir şeyleri değiştirdi. Yani o bölgeyi kime atsanız iş yapıyor. Çünkü sistem yani Galatasaray'ın iyi bir omurgası var. Bunu açalım nedir? Muslera, Abdülkerim Nelson, Torreira, Oliveira, Icardi. Etrafına... Mertens'i de katalım. Tabii Mertens'i de katalım. Yüz yüzü haklısın Serdar abi. Yani doğal olarak etrafında kimi koysanız iş yapıyor artık. Tabii. Yani sol bekle Emre Taşdemir bile şu an herkes Geraldo performansından dolayı eleştiriyor ama Emre Taşdemir dediğimiz oyuncu kara Gümrük maçı 3 puan Beşiktaş maçı. Mesela ikinci maçı. golü hazırladı. Doğru, doğru. Yani iş yaptı herkes. Dubois. Sol beke atıyorsunuz Giresunspor maçı Maçı bitiren gol Kadıköy'de Maçı bitiren kırmızı kart Yine etkili bindirmeler yaptı Ümraniye maçında Trabzon maçında da görevini yaptı diyelim Galatasaray o yüzden Biraz tabii bu Okan Hoca'da yazar Oyuncudan verim alma üzerinde Yani bunu Akisar'da da başardı Akisar'daki oyuncuların hepsinin transfer yapmasını sağladı Muğdat Ömer Bayram diye düşünmeyelim O takımdan giden diğer oyuncular da oldu Rize Spor'da yaptığı ortada zaten Futbol olarak küme düşerdiğimiz takım Avrupa potasını zorlayacak evet. noktaya gelmişti. Başakşehir desek, Başakşehir'deki oyuncular Amil takımı ana çekirdeğini oluşturup Euro 2020 vizesini almamızı Şampiyonu. sağlamıştı. Okan Hoca da bakarsak oyuncu e, gelişiminde bence çok iyi bir teknik adamdı. Bunu Galatasaray'da gösterdi ama tabii bir şans da var. Büyük takımda şu an ve... Büyük takımın en alameti farikası işleri iyi gittiği zaman gerçekten bu klişe bir tabir olacak ama hani kaynaklarından söyleyeyim her şey iyi gidiyor. Ee, yani tabii o rüzgarı tabii. yakaladığınız zaman e, o da olumlu. O yüzden ben Zanyolu'nun da bundan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Icardi örneği var. Sadece 13 maça 9 gol 6 asist sığdırdığını e, düşünüyorum yani 15 gol. E, bu önemli bir istatistik bakarsak. E, Zanyolu'nun da şu an önünde 12 lig maçı var. Hadi bir de kupayı da ekleyelim. 13, 14, 15 maç olacak. Burada örnek veriyorum. 5 beş gol 5 esis yaparsa sezon sonu pek hala İtalya'dan teklif alır. 35 milyon euro bir serbest kalma maddesi de var. Görünür ki Galatasaray Zanyoğlu'dan senin demin ifade ettiğin işte en yüksek bedelli ikinci transfer olmasına rağmen ben çok zarar edeceğini düşünmüyorum. Hani bazen bu tarz denemelerde yapacaksınız. Hani büyük düşüneceksiniz. Ee, bir iki tane İtalyan medyasından görüş var. Onları size okuyayım isterseniz hep birlikte değerlendirelim. Marco Conteiro, Tutu Mercato'nun şef editörü çok büyük bir sürpriz demiş. Bu transfer herkes için büyük sürpriz oldu. Nicola Roma'dan ayrılmak zorunda kaldı. Milan'a ya da Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisine gitmeyi bekliyordu ama bence Galatasaray her iki taraf için de en iyi seçenek oldu. Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından birisi Galatasaray'a geldi demiş ve motivasyonu çok yüksek. Teknik olarak takıma çok şey katacak. Orada bir patlama yapacağını hiç şüphe yok. Dediğim gibi Zaniolo'nun Milan'la anlaşması bozulduktan sonra en iyi seçenek buydu. Icardi, Torreira ve Mertens'te getiren aracı, yani menajer demeye tabii çalışıyor, George Gardi, Gardi, İtalya'da kış transfer döneminin en önemli transferini gerçekleştirdi demiş. Tuttomercato'dan şef editör, hemen bir kez daha ismini söyleyeyim, Marco Conteiro, bir görüş daha okumuş olayım Parmalayev'dan. Simone Lorini, o da diyor ki Galatasaray için harika bir fırsat. Roma yönetimi daha fazla bir geliri hedefliyordu ama bence herkes için iyi bir anlaşma oldu. Oyuncu mutsuz ve takıma katkı sağlayacak durumda değildi ama transferi yaza bırakmamak Galatasaray'ın daha az para ödemesine sebep oldu. Galatasaray İtalya'nın en büyük yeteneklerinden birisini aldı. Türkiye Ligi'ni iyi bilmiyorum ama Zaniola gibi bir oyuncunun Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma faydalı olabileceğini düşünüyorum demiş Simone Lorini. Oyuncuyu da bedavaya vermedi Roma onu da bir hatırlatalım yani örnek verelim. Serbest kal maddesi 35'in ödendiğini Doğru. düşünelim. Oradan 4 milyon euro da pay alacak bir de Zaniola'ya ödeyeceği ücretten tasarruf etti. 20 milyon euro bir operasyon oluyor Roma adına ama 15 milyon euro yüksek bir rakam diyemeyiz tabi. Burada muhtemelen oyuncu tarafının da etkisi oldu. Ama bir ihtimali dile getireyim yani İtalya futboluna hakim isimlerden duyduğum. Conte Milan ihtimali var yeni sezon için ve Conte e, Tottenham'a istedi. Ee, ama Tottenham'daki durumu belirsiz olduğu için yani Conte çalışmak istiyor, Conte de e, iyi bir teknik adam bakarsak, Doğru. Hani bu tarz Doğru. oyuncularla da frekansı tutabilir. E, Chelsea şampiyon yaptığı dönem olsun, son Tottenham zaten sıkıntılı orada Mourinho da yapamamıştı bakarsak. O yüzden ben Milan ihtimalini bir masada e, olduğunu, bir sezon sonunu bir beklememiz gerek zanyola açısından.